Merhabalar değerli izleyicilerimiz, sizlerle birlikte olmanın keyfi, mutluluğuyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili izleyicilerimiz, Balıkesir Görme Engelliler Derneği Başkanı Sayın Salih Mehmet Aslan'la birlikteyiz. Bugün çok özel bir sohbet konusuyla yine Salih Bey ile birlikte olacağız. Okullar açıldı, çocuklarımız, gençlerimiz, hatta üniversiteliler eğitim öğretim hayatlarına başladılar bu yılın başında. Tabii bu okullarımızda diğer yaşıtlarıyla, arkadaşları, akranlarıyla eşit durumda olmayan engelli çocuklarımız ve gençlerimiz de var. Onların yaşadıkları eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunları birazcık konuşmak üzere ne gibi çözüm önerileri olabilir? Bu konuları değerlendirmek üzere Sayın Dernek Başkanımızla birlikteyiz. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum. Değerli Hoş vaktiniz bulduk. ayırıp Teşekkür geldiğiniz ederiz için. Ayşegül Hanım. Salih Bey, sizinle ilgili engellilerle ilgili sizinle birçok program gerçekleştirdik ama bunların içerisinde özellikle engellilerin eğitimi konusu bizim de çok önemsediğimiz bir konu. Çocuklarımız artık evlerde kalmaması gerekiyor engelli çocuklarımızın ve bu konuda birçok rehabilitasyon merkeziyle birlikte milli eğitimde de farklı çalışmalar yapılıyor. Her gün onların engellerinin sorunlarını çözmeye yönelik bir takım uygulamalar yapılıyor. Bunlar ne kadar şekilsel, ne kadar gerçekten fonksiyonel. Hem bunları konuşalım, değerlendirelim. Hem de belki bazı yetkililerin duymadığı hani ya da görmediği karşılaşmada sorunlar olabilir. Bu konular hakkında da bir fikir sahip edelim isterseniz bu programla. Evet, şimdi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, bütün yani sistem bu sene daha bir farklı şekilde geldi. Bu 4 artı 4 artı 4 olayının sorunları hala da çözülmemiş vaziyette. Burada geçen yıl, yani bu yılın birinci yarısında yapılan engelli memur, kamu memur sınavı da sıkıntılı geçti. Okulların kayıtları, kayıt makineleri, bunlarda da şu anda hala problemler var. Eğitim olayı gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Biz Cumartesi günü Türkiye Körler Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısında bu konuyu enine boyuna masaya yatırdık. Komisyon kurulmuştu bu konuyla ilgili. Daha önce yönetim kurulunda aldığımız karar gereği komisyon belli çalışmalar yapmış. Bu çalışmaları yeterli bulmadık. Tekrar şu anda komisyona görev verdik. Onlar detaylı bir çalışma yapacaklar. Bu çalışmalardan bir tanesi de Türkiye'de bulunan 16 tane görme engellilerle ilgili ilkokul var. İlkokul, ortaokul şeklinde. Yani 4 artı 4 sisteminin işletildiği 16 görme engelli okulu var, yatılı. Bu okullardan hepsine yazı yazalım okullara ve oradan 8. sınıftan, yani 4 artı 4'ü bitirip artı 4'e devam edecek olan çocuklar ne yaptılar, nerelere gittiler, bunların bilgilerini isteyelim dedik. Tabii oradan ne kadar bilgi gelir bunu bilmiyorum ama birçok yerde şöyle bir sıkıntı olmuş. Çocuklar istedikleri okullara aynı diğer öğrenciler gibi gidememişler. Milli Eğitim ilçe müdürlüklerinde bir komisyonlar oluşmuş. Bunlara raporunu, ikametgahını götürüp dilekçeyle başvuran öğrencilerin evlerine en yakın okullara nakli yapılması hususunda bir genelge çıkmış. Ama bu genelgeyi çoğu ilde vatandaş da bilmiyor. Şimdi bu hafta Cuma günde tatil, Perşembe son. Hala da nakiller devam ediyor. Aileler eğer bu liselerde, yani 8. sınıftan sonra okul sıkıntısı, istediği okula nakli yaptıramayan, kaynaştırılmış eğitimden gelen özellikle öğrenciler var. Bunlar körel okul dışındaki ilkokullarda, yani 4 artı 4'lerde okuyan çocuklar var. Engelli çocuklar. Sadece görme engelliler değil. Diğer engelliler için de aynı durum söz konusu. Bu tip sorunları olan aileler Perşembe gününe kadar ilçe milli eğitim, il milli eğitim müdürlüklerine gidip başvurularını yapsınlar, raporlarıyla birlikte hangi okul istiyorlarsa ikametgahlarını da belirterek oradan düzeltme yapsınlar. Çünkü bunların diğer öğrencilerden farklı yanları genelde gereği onlara özel bir yardımcı olmuş. Hatta bu konuda
gereğinden fazla kadro tahsis edilmiş, boşaltılmış. 20 bin civarında boş kadro olduğu, yani öğrenci kontenjanı olduğu belirtiliyor. Arkadaşlarım bazıları böyle bir durum ortaya koydular. O nedenle aileler mutlaka cuma tatil olduğu için perşembe mesai bitimine kadar Milli Eğitim Müdürlükleriyle bağlantı kursunlar ve çocuklarının nakillerini yaptırsınlar. Bu ayın içinde nakiller olması lazım. Önümüzdeki aya belki sarkabilir bayram nedeniyle ama sanmıyorum sarkacağını. Hatta yani her hafta cuma günleri bu atamalar netleşiyordu. İşte tercihler tekrar değerlendiriliyordu. Kontenjanlara göre atama yapılıyordu. Ama engelli aileler direkt Milli Eğitim Müdürlükleriyle bağlantı kurarak bu sorunu çözebilirler. Onların ayrıca okuldaki bu diğer öğrenciler gibi yürütülen sistemden, sistem dışında onların durumu değerlendirilecek. Onun için bütün engelli çocukların aileleri, çocuklarının durumu eğer evlerine yakın yerlerde değilse, sıkıntı yaşıyorlarsa hemen başvuruda bulunsunlar. Evet. Onun dışında şu anda engelli olup olmadığı meçhul. Yani engelli mi değil mi hala tespit edilemeyen ilkokulda okuyan çocuklar var. Ortaokulda yani 2'li 4 artıda okuyan çocuklar var. Bunların engel durumlarının tespit edilmesi gerekiyor. Bu nedenle özellikle rehber öğretmenler işte tahtayı görmekte, yazılar okumakta ya da başka tür engelleri olan çocukları tespit ettirip bir an önce rapor aldırarak bunları engelli statüsünde okulda değerlendirip ona göre hocaların da bunlarla ilgilenmeleri gerekiyor. Bu konunun belli noktalarda mesela çok sayıda, yani belli sınıflarda 3-5 tane, 6 tane, 10 tane, 20 tane engelli çocuğun olduğu sınıflar oluşmuş durumda şu anda bu. TEOK dedikleri, yani merkezden okulların belirlenip öğrencilerin puanlarına göre yerleştirilmesi olayında bir de böyle bir sıkıntı çıkmış meydana. Yani eğitim konusunda zaten sınıflar kalabalık, yeterince özel eğitim öğretmeni yok, özel eğitim gerektiren, yani eğitilmesi gereken engelli çocukların diğer öğrencilerle kaynaştırılmış halde okumalarında materyal olarak sıkıntılar var. Bunların Braille alfabesini öğrenmeleri tam olarak mümkün olmuyor. Braille'li yazılı kitapları okuyamıyorlar ya da Braille sistemiyle ilgili körör okulundaki çocuklar kadar başarılı eğitim alamıyorlar. Şimdi yeni teknikler geliştirilmiş, matematik, fizik, kimya bilgileriyle ilgili yeni teknolojik düzenlemeler yapılmış. Bunu Japonlar özellikle programlar üretmişler görme engellilere yönelik ve bu programları Türkiye ile yapılan bazı çalıştaylarda değerlendirmeye başlamışlar. Engelsiz bir eğitim sektörü oluşması için. Tabii engelli çocukların sadece görme engelliler değil, diğer engellilerin de mutlaka eğitimlerini diğer çocuklarla birlikte tam yapabilmeleri için yardımcı materyallere ihtiyaçları var. Yani bu dijital sistemler olabilir, elektronik diğer alet, edevat olabilir. Bir de onun yanında en önemli sıkıntı okulların erişilebilir olması, okullara giden yolların erişilebilir olup olmaması. Böyle bir sıkıntı da var. Yani çocuğun sınıfı çok iyi olabilir. Sınıfta bütün materyaller onun eğitimini tam olarak yürütebileceği niteliklere haiz olabilir. Fakat çocuk okula geliş gidişte sıkıntılar yaşıyorsa, örneğin işte merdivenleri çıkmak zorundaysa, annesinin babasının bir yakınının sırtında çıkıyorsa, işte tek başına evinden çıktığında otobüs durağına kadar gelip gidemiyorsa, yani engeller varsa, hatta apartmandan çıkamıyorsa, bunların da giderilmesi lazım. Ki çocuk okula rahat gelip gidebilsin. Aksi halde eğitim hakkı kitaplarda, anayasada, kanunlarda var ama eğitim hakkını kullanmak için eğitimin verildiği yere ulaşamayan adama nasıl eğitim vereceksiniz? Tamam, yemek var diyor kardeşim lokantada. Evet. Her çeşidi var, açık büfe. Evet.
Adam açlıktan ölüyor ama lokantaya gelemiyor. Niye? Arada bir sıkıntı var. Diyelim ki hendek kazmışlar, geçemiyor orada. Evet. Ne yapacak adam? Açlıktan ölecek. Yemek var, veriyoruz. Evet, tamam. Herkes yiyor, o da gelsin, yesin. Nasıl gelecek? Zaten engelden herhalde en büyük şey ele almak istedikleri, çözmek istedikleri konu erişilebilirlik sorunu değil işte mi? İşte bu erişilebilirlik olayını biz sadece evinden işine, işinden evine veya okuluna, okuldan evine gitmek anlamında da demiyoruz. Her yerde, yani okula geldi, okulun bahçesine girdi ama okulun sınıfa gidemiyor. Sınıfa girdi, lavaboya gidemiyor. Lavaboya gitti, işte elini yıkadığı noktadan iç kısma giremiyor. Ne bileyim, arabasıyla tekerlek sandalyesi var, geçmiyor kapıdan. Ne yapacak? Yani bunların çözülmesi lazım. Bunların hepsini artık standartlara göre değerlendirmek lazım. Şimdi eğitim konusu tabii hocalar ellerinden geleni yapıyorlar. İyi niyetli davranıyorlar. Ve çocuklara bir şeyler vermeye çalışıyorlar. Ama iyi niyetli olmaları, onların özverili olmaları sorunu çözmüyor. Çünkü sorun mutlaka devletin el atıp çözmesi gereken çok detaylı sorunlar bunlar. Yani bir kaldırım değişecek. Belediyeye yani o engelli gidip de bu kaldırımı değiştirin burayı, ben buradan geçemiyorum dese belki sesini duyurur, belki duyuramaz ama önümüzdeki dönemde işte 2015 1 Temmuz'undan sonra eğer o kaldırımdan geçemiyorsa, hangi belediyeye aitse o kaldırım, oradan geçemediği nedeniyle uğradığı maddi manevi kayıpları belediyeden tazmin etmek üzere dava açabilecek. Bu durum söz konusu. O nedenle devletin engellinin bütün yaşamını, yani devletin daha doğrusu kanunlar bunlara müsait, bütçeler müsait, her şey müsait. Devletin yöneticileri bunları değerlendirmesi lazım. Ne yapacak devletin yöneticisi? Empati yapacak. Efendim diyecek ki ben tekerlek sandalyeyle çıksam bizim apartmandan, İşte merdivenler tekerlek sandalyenin binmesine mümkün değil. Hadi tekerlek sandalyede seyahat etmek durumunda kalan engelli zemin katta oturuyor diyelim. Yani üçüncü, dördüncü kata çıkmasın. Madem engelli, zemin katta olduğunu varsayalım. Ama zemin kata girmek için de üç tane, beş tane merdiven var. Oradan da geçemiyoruz. Bu merdivenlere bir rampa yapılmasına şey müsait değil. Yani metraj olarak mesafe müsait değil. Diyelim ki hadi konu komşunun balkonunu, şununu bunu biraz kırdık döktük, bir tadilat yaptık apartman olarak. Bu eleman buradan geldi geçti. Bu kiracıydı. Adam diyecek ki benim apartmanın şekli şemali değişti. Yani görüntü kirliliği oldu. Benim daha güzel görünüyordu. İşte 500 liraya kirayı veriyorsam şimdi bu şekilde olduğu için 450'ye vereceğim. 50 lira kaybım var diyecek. O da haklı kendine göre. Şimdi apartmanı yıkıp yeniden engelli haline, engelli kullanabileceği hale getirmek de mümkün değil. Bu da çok maliyeti yüksek. O nedenle eğer şu andaki mevcut binalarda bunları düşünerek projelendirirken mühendisler, belediyelerin imar müdürlükleri inşaat izni verirken, ruhsat verirken bunları değerlendirerek projeleri onaylarlar veya izin vermezlerse, bunların bu hataları giderirler de stabil hale getirirlerse, engellilerin kullanabileceği binalar, akıllı binalar, daha kullanışlı binalar yapılmasını sağlayabilirlerse ileride bu sorunlar tamamen çözülmüş olacak. Ama yine kara kucak, aynen işte kim kime dumduma, tamam evrak üzerinde yapsak bile normalde işte sığınak yapıp da şey 3 gün sonra ruhsat aldıktan sonra kapatıp depo yaptığımız gibi bunları iptal edersek hiçbir anlamı yok yani bunun. Evet. O yüzden yani eğitim olayı, pardon, 7'den 70'e çok önemli. Eğitimi sadece ilkokulda, ortaokulda değil, yani anaokulunda da aynı durumda düşünmek lazım. Ama evet. Anaokullarına şu anda engelli öğrenci gidiyor mu, gitmiyor mu? Kaynaştırılmış eğitim anlamında. Şu anda o belli değil ama bunların da artık gitmesi lazım. Evet. Fakat bir başka sorun da bu ilkokul, ortaokul olarak bizim eskiden bildiğimiz ama şimdi 4+4+4 12 yıl kesintisiz bir öğrencinin okuması demek bu.
Öğrenci diyelim ki ilk 4 artıyı bitirdi. Okumak istemiyorum ben dedi. Yani okulu bıraktım dedi. Ve 18 yaşına geldi. İşte sınava girecek. Engelli olarak kura'ya girecek. Oradan ataması yapılacak. Şimdi sistem diyor ki sen diyor kardeşim ne okul mezunusun? Ben ilkokul 4 artı mezunuyum. Evet. Belgeni getir. Diplomanı. Diploma yok diyor. Eğitim yarım kaldı. Diploma yok. Çıkış, öğrenci çıkış belgesi o da yok. Çünkü öğrenci daha bitmemiş. Öğrenciliği devam ediyor. Hala öğrenci. Yani bu ikinci 4 artıda 8 yıllık olanda da aynı problem yaşanıyor. Ta ki çıkışı 12 yılı tamamladıktan sonra alabiliyorsun. Yani 12 yıl tamamlandıktan sonra 4 artı 4 artı 4 olayı sınıfı geçsen de geçmesen de diplomayı hak etsen de etmesen de o zaman çıkış alabiliyorsun. Diploman yoksa bile işte 4 artı 4 artı 4'ten işte hangi 4 artıdan terkse terk şeklinde şey yapıyor. Zaten ki yani diploma olayı yok. Yok. Eskiden şöyle yok. Daha doğrusu eskiden ne vardı? Hani ilkokul mezunuyum, ortaokul mezunuyum. Böyle veya bir terk diyordu. Belge veriyorlardı. Şu anda öyle bir belge yok. Yani bir ilk okuduğu okulu bitirdiğinde diploma alıyordu. İkinci devam ettiği okulu yarım bırakırsa terk diyorduk o zaman. Ama ilk bitirdiği okulun diplomasıyla başvuruları işlerini yürütebiliyordu. Yani şimdi şu anda 4 artı 4 artı 4 de hiçbir öğrenci, gören olsun görmeyen olsun, kim olursa olsun okul bitirmiş sayılmıyor. Ta ki 12 yıllık eğitimi tamamlayıncaya kadar. Bu zorunlu eğitim haline geldi. Neden? Diyelim ki ilk 4 artıyı bitirdin, ortaokula devam ederken yarım bıraktın. Bu sefer seni direkt olarak sistem açık ortaokula gönderiyor. İkinci 4 artıya. Ortaokulu bitirdin, yani 8. sınıftan bitti, 9. sınıfa başlaman gerekirken bıraktın gittin. Bu sefer seni yine açık liseye gönderiyor. Yani her halükarda okulu bitirinceye kadar eğitime devam edeceksin. Kaç senede bitirsen bitir, o problem değil. Ama diploma alma şansın yok. O zaman böyle olunca, yani şu anda hala devam eden veya okumak istemeyen çocuklar oluyor vesaire. Bunlar yani okuma yazma bilen statüsü kategorisinde olacak, ne cahil kategorisinde olacak. Ortada olacaklar. Çünkü okulu bitirdiğine dair belge yok. Okula devam ettiğine dair yani öğrenci görünüyor. Şimdi öğrenci görünüyorsa o zaman ömür boyu öğrenci olmaz insan. Böyle bir sıkıntı var. İnşallah bunu da düzeltecekler. Tabi bu engellilerin atamalarında sıkıntı yarattı ama diğer öğrencilerde, insanlarda da sıkıntı yapacak. Diplomanın gerekli olduğu hallerde her zaman yani adam diyecek ki problemle karşı karşıya kalacaklar. İşe gireceksin, geldin, başvurunu yaptın. Okuma yazman var mı? Var. Diplomanı getir. Diplomam yok. O zaman çıkış getir kardeşim. Yani senin işte neysen durumunu belirtir. O da yok. Onu da veremiyorlar okullar. Sistemden dolayı. Öğrencisin çünkü. Böyle bir sıkıntı var yani. Bu engellilerde engelli memur atamalarında kuraya katılanlarda sıkıntı oldu bu sene. Çok bayağı bir yaşadık biz. Şimdi 12. sınıfa devam edip de bu sene sınavlara girip Haziran'da mezun olanların durumu ayrı. Yani onlar eski sistemden oldukları için. Hayır yani onlar yok normal okulu bitirdikleri için. Hı hı. 12 yıllık şeyin çıkışlarını almış oluyorlar ama 8. sınıfta 9. sınıftan terk etmişler. 10. sınıftan 11. sınıftan terk etmişlerin durumu sakat işte. Onların hiç belgesi yok elinde. Ne ilkokul ne ortaokul ne lise. Yok. Hı. Ta ki okulu bitirip çıkışlarını alıncaya kadar veya işte açık liseye devam ediyorlarsa oradan açık liseye devam ediyor. Öğrenci hala diye. Şimdi öğrenci olarak değil de okulu bitirdiğin okulu istiyor vatandaş. Okulu bitirmemiş olduğu için öğrenci olarak görünüyor tabii. Tabii ki var. Bu durum yani böyle engeli olmayan kişilerde biraz daha azdır herhalde böyle bir sıkıntı. Yok, ama onlarda da sıkıntı olur yani bir fabrikaya girecek, bir işe girecek, gitti. Şey diyorum yani okulu bırakma noktasına gelmeleri diyorum. tabii herkesin farklı zorunlulukları, mecburiyetleri olabilir ama şimdi bir engelli hiç gidemiyorsa, ulaşamıyorsa, okula varamıyorsa, dersine de giremiyorsa tabii yılgınlığı, bezginliği, kalsın bu eğitim diyecek noktaya getirmişliği de olabiliyor hani o anlamda diyorum. Şimdi ilkokul yani diyelim ki ortaokula yönlendirdin engelli çocuk. Okula gidemediği için devam edemedi. Kayıtları sildin, açık ortaokula gönderdin bunu.
Açık ortaokul sınavları belli zamanlarda belli yerlerde yapılıyor. Peki oradaki o sınav yerine, yani sınavın yapılacağı yere vatandaş ulaşabilecek mi? Orası onun için uygun mu acaba? Tabii sınav yeri de önemli. Bir de böyle bir durum var. Yani hani sınavlar standart belli bir yerde yapılmıyor ki mesela. İşte, açık lisede bir öğrenci olarak görüyor onu. Bir engelli öğrenci olarak görmüyor herhalde, değil mi sınavına girerken? Böyle an, evet, sınav başvurularında falan anda, vardır muhakkak formlarda. Şu anda maalesef normal öğrenci gibi görüyor. Hatta bunu Milli Eğitim'de ilgili birimlere de ilettik. Tekrar yazılı olarak soracağız şimdi. Yani orada öğrenci, diyelim ki sorulan sorular var. Şekilli sorulardan görme engelliler muaf olması lazım normal şartlarda. Ama şu anda sistem onları da muaf saymıyor. Evet. Diyelim ki 100 tane soru var. Bunlardan 6 tane şekilli soru var. Bu 6 soruyu normalde daha önce şey yapmıyorlardı, dikkate almıyorlardı. Yani 100 puan üzerinden 100 vermeyi değil de 96 puan üzerinden 96, yani o kişinin yani 6 soruyu yapsın yapmasın onları hiç onlardan muaf tutuyordu yani sistem. Ama şimdi görme engelliler şekilli sorulardan muaf değil. Aslında muaf olmaları gerekiyor fakat sistem muaf tutmuyor. Böyle bir sıkıntı da var yani. Evet. Şekilli soruyu adam göremiyor. Ne olacak yani, geometrik şekil var orada. Bunu geometrik şekil olabilir, coğrafi şekil yani olabilir. Bunu adam görmüyor bunu. Ne yapacak? Nasıl anlatacak? Kim ya da oradaki okutman ona işte biyoloji sorusunun şeklini anlatsın mesela, nasıl anlatacak? Çok zor. Yani o bilmiyorum. O yüzden grafiği orada, vesaire. Tabii şimdi bu tip kayıplar da önemli. Örneğin diyelim ki 45'te adam 50 alması gerekirken 45 almış kaldı. Ve o soruların içinde de 3 tane 4 tane şekilli soru olduğunu düşünün. Bu şekilli sorulardan dolayı 5 puan yüzünden bir sene daha veya işte bir dönem daha kaybetmiş olacak. Tabii. Ne yapacak? Durumunu tespit ettirmesi lazım. Dava açması lazım. İdarenin aleyhine. O soruların iptaline. Ne iptal ettirdikten sonra mahkeme kararıyla. Yani bunu da herkes yapamaz ki. Yani çok uğraşması lazım. De böyle bir durum var yani. Eğitimde sıkıntılarımız hayli fazla. Ama sadece bizim değil, yani engellilerin değil, diğer insanların da sıkıntıları var. Bütün aileler Eylül'ün başından beri çocuklarını, kayıtlarını yaptırıyorlar, her hafta kayıt değiştiriyorlar, tekrar okul değiştiriyorlar, habire sisteme giriyorlar, işte tercih yapıyorlar, oradan oraya evlerine en yakın yere gelmeye çalışıyorlar yani. Böyle evet. Bir durum var. Tabii bu durum hani yetkililerle falan da konuşuyoruz da, başta bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hem okul yetkililerinin hem de velilerinin yeterince bilgilendirilmemesinden, bu tercihler döneminde yapılan hatalarla ilgili. Çünkü 3 tane tercih sonrasında eğer boş bırakırsanız sizi bir yere atayabiliyor yani otomatik olarak. Buradan kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Oturacaktır mutlaka o da, ama tabii okullar açıldı, 2 hafta oldu bu arada. Çocuklar zaten bir yere alışmaları, etmeleri buna göre sorun olabiliyor. Şimdi peki şeyleri de merak ettim ben. Gerçi reklamlarımızı da geçeceğiz ama mesela eğitim materyalleri noktasında devletimiz şimdi çocuklarımıza kitaplarını veriyor, işte tabletlerini veriyor, böyle imkanlar noktasında birçok araç gerecini veriyor. Hatta bazı belediyeler defteri, kırtasiye malzemesi bile verebiliyor. Şimdi mutlaka engellilere de bu malzemeler verilecek ama mesela görme engelliye yönelik böyle devlet verebiliyor mu? Nasıl durum? Bilmediğim şimdi için soruyorum. Devletin verdiği, örneğin okullarda dağıtılan Fatih projesine dair tabletler var. Hı hı. Onu görme engelliye verdiğinizde o haliyle görme engelli kullanamaz. Ama ona konuşan program yüklenmesi lazım ayrıca. Buralarda bir sıkıntı var. Hı. Yani o programların yüklenmesi gerekiyor. Evet. Ya da o programların üzerinde hazır olan, yani engelliye özel bir şey yok ayrıca, yok, bir materyal yok şu anda, yok. Hı-hı. Yani o yüzden işte onları özel şeylerle, çabalarla sınıf öğretmenleri veya işte ilgili okul müdürleri halletmeye çalışıyorlar. İşte geçen sene mesela bu 23. sene ilk öğretimde oluşan sınıfta bir sıkıntı vardı. Braille alfabesiyle yazabilen printer şu anda o çalışıyor, var yani mevcut. Kabartma. Çok güzel. Hoca orada ödevlerin işte fişleri, hani çocuklara fiş yazılıyor. Evet. Onları orada basabiliyorlar artık. Yani bu tip
başka aletler de var. Yani görme engelliler için her gün bir şey gelişiyor. Yeni bir sistem tabii gelişiyor. Teknolojinin gelişmesi teknoloji en gelişiyor. Çok... Bunları hepsini işte okullara, çocuklara vermek lazım ama tabii çocuklar bir kere teknolojiden haberdar değiller önce. Onların ondan haberdar olmaları lazım. İkincisi o teknoloji yeni çıktığı için oldukça pahalı. Bunun kaynağı devlet şimdi yeni işte beyaz bastonun parasını ödeme başladı artık. Bundan sonra yani reçete yazılır gibi tekerlek sandalyeyi nasıl heyet raporuyla ödüyorsak beyaz bastonu da ödeme başlayacak. Ama bunlar çözüm değil. Yani daha sıkıntı sadece beyaz bastonda değil yani. Başka yerler de var. Mesela cep telefonlarıyla ilgili problem var. Cep telefonlarının konuşan modellerini herkes kullanıyor. Herkes alıyor. O yüzden engelliler de yani engelliler için ekstra bir şey yok şeklinde bir değerlendirme yapıyor devlet. Burada ÖTV indiriminden faydalanması gerekiyor aslında engelliler. Tıpkı araç alımında olduğu gibi. Bir defaya mahsus veya aynı belli modellerin bunların şeyle tespit ettirilmesi lazım. O modellerde ÖTV indirimi yapılması lazım. Bunlarla ilgili sıkıntılar var. Yani evet. Onlara da değiniriz eğer şeyden tabii sonra. Kısa o zaman bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra hem bu konulara değinelim hem de şimdi siz tabii yurt dışına da gidip gelen, yurt dışındaki gelişmeleri de engeller açısından takip eden bir tarafınız var biliyorum ben. Evet. Şimdi oralarda eğitim süreci nasıl yaşanıyor? Yani böyle bir kaynaş tanımlı eğitim şeklinde mi gidiyor yoksa tamamıyla bu engellere özel olarak hazırlanmış daha böyle steril eğitim ortamları mı oluyor? Doğru olan yaklaşım hangisidir? Biraz da şey olarak metot olarak konuşalım isterseniz tamam. Reklamların sonrasında. Tamam. Değerli izleyicilerimiz küçük bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyicilerimiz küçük bir aranın ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet reklamdan öncesinde sizin eğitim materyalleri açısından hani teknolojik açıdan değerlendirmenizi ve bunları ekonomik anlamda ulaşılabilirliğini konuştuk ve bir de bizim sorumuz olmuştu. Bu gelişmiş ülkelerde engellerin eğitimi nasıl oluyor? Kaynaştırmalı mı yoksa daha engele özel ortamlarda mı oluyor? İdeal nedir? Onu bir konuşalım demiştik. Şimdi normalde şu anda gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, buralarda daha çok kaynaştırılmıştan ziyade özel okullarda eğitim verilmekte. Çünkü belli bir zaman en azından ilkokul, ortaokul, hatta lise bile verilebilse ama yani ilkokul ve ortaokul mutlaka özel okullarda. Engellinin engelliye has okullarda verilmesi lazım. Çünkü burada engellilerin o ilk dönemlerde yaşamıyla ilgili birebir onlara gerekli olan bilgiler veriliyor. İşte matematiktir, işte coğrafyadır ya da fendir, sosyal bilgilerdir. Tabii. Bu ortamlar dışında, rehabilitasyon merkezinin dışındaki eğitim yani, ortamı olarak söylüyorsunuz yani değil mi? Şimdi şöyle düşünün, işte elini yıkamasını, dişini fırçalamasını, ne bileyim öz bakım yürümesini, bağımsız yürümesini, işte ayakkabısını silmesini, boyamasını, bağlamasını vesaire vesaire. Bunların bütün hepsi bu engellilerin kendine has yatılı özel okullarda yaşadıkları yerlerde veriliyor ve burada disiplin yani bir nevi asker ocağı gibi düşünün orayı. Orada daha faydalı. Kaynaştırılmış eğitimde şimdi işte Balıkesir'de bir sınıf var, özel sınıf var şu anda görme engelliler için. Kaç tane öğrenci var? İşte 5 tane, 6 tane diyelim ki. Orada bir tane hoca hanım var sağ olsun. O onları mümkün olduğu kadar eğitiyor. Yani yine orada çocuklar şanslılar. Yıllardır hoca hanım burada. Artık bayağı bu konuda uzmanlaştı. Ama bir de sık sık öğretmenlerin değiştiğini düşün. O çocuklar öğretmene alışacaklar işte vesaire vesaire. Ama engelli sınıflarında yani okullarda mesela körör okulunda ben kendi de körör okulunda okudum. Orada imkanlar daha fazla. Okullar bir kere tamamen görme engellilere yönelik yapılmış. Yani yapılmış derken ders programı olarak işte resim. Hem fiziksel ortam olarak hem yani, de metod olarak. Malzeme olarak oraya konulmuş demiş işte haritalar yapılmış okul sınıfa.
O haritalar görme engellinin hissedebileceği şekilde kabartma zeminlerden oluşan bir harita. Dünya küresi, yuvarlak dünya küresini tamam her yerde görebilirsiniz onu ama kabartma olarak okulda engellinin hissedebileceği şekilde sınıflarda her zaman inceleyebileceği yerlerde bu küreler var örneğin. Yani örnek veriyorum. İşte resim dersi dediğimiz derste modelaj dediğimiz bir model topraktan kilden işte çocukların hamur olarak şu anda oyuncak şekiller yaptıkları biçimde çocukların görme engellilerin özellikle oralarda yaptıkları şekillerden işte insan figürü, hayvan figürü vesaire vesaire neyse. Bunları orada yapıyorlar, onları fırınlarda pişiriyorlar ve onları orada sergiliyorlar. Daha önceki yıllarda geçmiş öğrencilerin yaptıklarıyla yeni yapılanlar bunları değerlendiriliyor. Örneğin Bulgaristan'da görme engellilerin rehabilitasyonla ilgili bir birime gittim. Hem eğitim yeri hem rehabilitasyon. Bu okullarda işte ilkokulda diyelim ki temel eğitimi aldıktan sonra ortaokul, liseyi okuma kabiliyeti olmayan çocuklar var engellilerden. Bunların sanata hangisine yatkınsa buna yönlendirme olayı körör okullarında veya diğer engelli okullarında daha kolay oluyor. Okumak istemediğine göre bunu ne yapabilir? Müzikten işte anlıyor diyelim ki. El becerileri var işte çanta örer, file örer, makrome vesaire. Bu tip yönlendirme yapılıyor ve bu yönlendirme neticesinde onlar yaşamlarını sürdürecek eğitimi o yani başarılı olacakları alanda almış oluyorlar. Şimdi biraz önce 4+4+ olayında şey yaptık. Bu sene 9. sınıfların hepsi bütün okullarda aynı dersler okuyacaklar. Bütün okullarda. Meslek lisesi, normal lise, imam hatip vesaire vesaire. Bütün okullarda herkes aynı dersi okuyacakmış. Evet. Seneye alan seçmeye kalkacaklar. Herkes puanına göre alan seçecek. Nedir? İşte elektrik, elektronik, sağlık vesaire. Bunların hepsini seneye seçecekmiş. Şimdi bizim engel körler okullarında daha ilkokuldan sonra ortaokuldayken bu seçimi yapmış oluyor kişi. Meslek seçecekse sanat okulu dediğimiz sanat derslerine giriyor. Diğer ana dersler daha az oluyor sınıfta. Onlar tamamen sanatsal şeylere yöneliyor. Şimdi sporda da öyledir. Mesela liselerde üniversitelerin belli sınıflarında başarılı sporcu çocuklar var. Bunlar pek fazla derslerine önem verilmez bunların. Niye? Onlar çünkü meslekleri belli yani. Ve orada daha çok başarı gösterecekler. Bundan sonra yaşamlarını da o alanda idame ettirecekleri için diğer konularda biraz daha böyle hoşgörülü yaklaşılır. O anlamda ben kaynaştırılmış eğitimin çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Çok sıkıntılar yaşanıyor bu konuda ve bu sıkıntıların giderilmesi için yeterli önlem alınmıyor. Yani aileler bilinçsiz bu konuda, yeterli hoca yok, okulların fiziki durumları uygun değil ama yapacak da bir şey yok. Şimdi çocuklar tabii okullara, yatılı okullara sıra olayı oluyor. Bazen de aileler göndermiyor. Benim çocuğum yanımda olsun. Dizimin dibinden ayrılmasın özlerim, o benim bir tanem diye. Haklı olarak onlar da kendilerine göre haklı ama bana göre kıyıp gönderseler orada yatılı okusa çocuklar ve oralarda temel eğitimi alsalar ilkokul, ortaokul en azından körör okullarında mesela okuyabilseler daha başarılı olurlar. Aileleri ileride daha onlardan bağımsızlıkları nedeniyle daha rahat ederler yani aileler. Aksi halde aileler şu anda yanından ayırmadıkları çocuklara tam yeterli eğitim de aldıramamış oluyorlar. Artı bu çocuklar ailelerinin korumasından bir şekilde kurtulamamış oluyorlar. Ve ilerideki yaşamlarında da yine o korumacı olay devam ediyor. Ama aslında ailelerin ellerini birazcık çocukların üzerinden belli bir zamandan sonra çekmeleri lazım.
ellerini çekmelerinin yolu da emin ellere çocuklar bırakmak lazım. Tabii. Yani sokaktan gelen çocuklar tabii. Tabii güvenli her yönden. Tabii yani o yüzden. Ortamına ve onunla birlikte olacak kişilere güven olduktan sonra neden olmasın, ama zaten dediğiniz o endişe, kaygı her ailede var. Tabii onlar da biraz daha fazla oluyordur. Şimdi engelli de acaba kendini, iki kat oluyor iş. Yani hani acaba becerebilecek mi başını, evet, işte evet. Kıyamıyor, işte kişi kendi yapıyor ama. Psikiyatri uzmanıyla zaman zaman program yaparız. Bir çocuğa yapılabilecek en kötü, büyük kötülük kıyamamadır der, evet, o. Tabii ortam uygun olduktan sonra, koşullar uygun olduktan sonra, insanlara ve ortama güvendikten sonra biraz daha sorumluluk alabilecekleri yerlerde olabilmeleri çok önemli. Tabii yani çocukların bir de şu olay var. Örneğin kaynaştırılmış sınıflarda bir tane ya da iki tane engelli arkadaşıyla birlikte olacak çocuk, ama diğer engelli okullarında onlarca engelliyle karşı karşıya. Normali olmuş olacak. Ha, yani ve o zaman engelli olduğunu, engelli olarak yaşaması gerektiğini, engelliliğin çok da kötü bir şey olmadığını orada en azından benimsemiş oluyor. Tabii. Yani çocuk. Yani her kendini aşan bir diğer arkadaşı ona da bir örnek teşkil etmiş, tabii, olacak değil mi? Her orada, zorluğu aşan... Hayır, orada bir de yarış şansı doğmuş oluyor. Yani eşit koşullar olmuş oluyor orada. Hı. Engelli engelliyle yarışmış oluyor. Evet. Peki bu kaynaştırma neden düşünülmüş? Yani acaba toplum içerisine girdiklerinde de işte benzer bir ortam olacak diye mi düşünülmüş bir konu? Yani şöyle, yoksa şimdi, işin ekonomik boyutları mı düşünülmüş? Yani bu daha çok engel, yani eğitim hakkının, işte eşitlik, eğitim hakkı olayından başlamış bu. Bu Avrupa müktesebatıyla ilgili aslında. Yani her yerde bir engelli okulu açamayacağına göre belli yani ailelerin çocuklarını en yakınında eğitmek ve onları ailelerine koparmamak düşüncesiyle, hı-hı, ortaya çıkmış bir şey. Evet. Ama tabii bunu yaparken altyapısını oluşturmak lazım. Tabii. Yani özellikle materyal anlamında, tabii, işte hoca anlamında. Tabii aileden uzakta olmaması hakikaten çok önemli. Mümkün olduğunca yakın bir yerde okuması, ama dediğiniz gibi fiziksel koşullara uygun değilse oradaki eğitmenler şey değilse, bu konuda hazırlıklı değilse dediğiniz gibi sıkıntı. Yani o zaman da çocuklar tabii şey yapamıyorlar. Mesela işte köylü okullarında piyano, işte ne bileyim keman, saz vesaire müzik aletleri, bir sürü aletler var. Bunları öğrenmek için, onları öğrenmek için nota bilmeleri gerekiyor. Nota kitapları var. Notalar yazılmış orada, kitaplar var. Bunlar hep yani orada bir şey var, yani kütüphane var. Görme engellilerin tek başına okuyabileceği romanlar var. Hiç kimseden yardım almadan. Efendim, müzik aletleri var, satrançlar vesaire vesaire. Yani bu malzemelerin çoğunu bu kaynaştırılmış eğitim veren yerlere getirmek, koymak, depolamak mümkün değil yani. Çünkü neden? Diyelim ki bu sene işte 3 tane kız çocuğu var. Onlara veya 3 tane görme engelli oğlan çocuğu var. Bunlara yönelik bazı malzemeleri getirdiniz. Seneye hiç çocuk yok. Veya işte 3 sene, 5 sene sonra bitti. Çocuklar bu yok. O sınıfı kapatıp gideceksiniz. Yani eğer olursa bir daha öğrenci belki açacaksınız. Ama kör okullarında veya diğer engellilerin okuduğu okullarda öyle değil durum. Orada sürekli öğrenci geliyor. Ve orada mesela her yıl kör okullarında yaz aylarında kabartma yazı bilmeyen engellilere kurs verilir. Yani 3 ay süren kurslar vardır. Burada Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yetişkin görme engelli çocuklar, insanlar gelirler. Kabartma yazı öğrenirler orada. İşte baston kullanmayı öğrenirler. İşte bilgisayar kullanmayı öğrenirler. Santral nasıl kullanılır, bunlarla ilgili genel bilgi alırlar. Oradan da kursa devam ettikleri ve kursa başarılarına göre belge alırlar. Yani bu bile şunu göstermekte, o zaman madem yani görme engelliye kabartma yazı öğreteceksen, Balıkesir'den 3 kişi katılacak, Balıkesir'de aç bir kurs. Evet. Kursu kim verecek? Hangi materyalleri kullanacaksın? O yüzden yani işi kaynağında, fabrikasında, yerinde yapmak lazım.
Bu bağlamda mesela şey anlatıyordum biraz önce, Bulgaristan'daki sanat okuluna giden çocuklar orada seramik işiyle ilgileniyorlar. Görme engelliler. Seramik üretimi yapıyorlar. Evet. Fırınlar kurmuşlar. Fırınlarda topraktan şekiller yapıyorlar. Fırınlarda pişiriyorlar onları. Ondan sonra da işte kesiyorlar, kenarlarını temizliyorlar, kuzuluyorlar vesaire vesaire. Yani bugün seramik deyip geçmeyin ya, çok önemli bu. Evet. Seramik alanında görme engelli bir vatandaş seramik üretiminde bulunabiliyor yani. Tabii. Ama normal şartlarda gören bile belki seramik eğitimi almasa üretim yapamaz. Yani demek ki sadece seramik olayında değil, başka şeylerde mesela bazı yerlerde bu gazoz şişelerinin demir kapakları var ya, Evet. işte bira şişelerini vesaire, bunları kapakları üretiyorlar ve devlet korumalı iş yerleri buralardaki engellilerin ürettiği malzemeleri satın alıp onlardan bu sektöre başka malzeme üretimine izin vermiyor. Diyor ki sadece buradan alacaksınız. Böyle bir ayrıcalık da var yani. Evet. Bu nedenle yani engellilerin ilkokullu özellikle yani 4 artı 4'ü 8 yılı engelli okullarında okumaları benim tavsiyem, önerim yani. Hı. Çocukların aileye yakın olması çok güzel bir olay. Tabii ki herkes çocuklarını çok sever fakat çocuklarına herkes kıysın, o okullara göndersinler. Orada daha başarılı olacaklardır. Peki ailelerde böyle bir inisiyatif var mı? Yani yatılı da olsa falanca okula gönderme şansı var mı? Çünkü biliyorsunuz bu bizim değişen eğitim sistemimizin içerisinde çocuk otomatik olarak yakınındaki bölgeye kaydoluyor. Ondan sonra yani değil engelli, engelli olmayan çocuk da hani şu okul deniyorsa okula gidiyor. Başka bir orada Şimdi aile orada çok sıra inisiyatif var. düşmüyor. Başvuruyorsun. Ben şu okula çocuğumu yani göndermek istiyorum diye. Okulun kapasitesi müsaitse zaten şey yapıyorlar. Hatta zaman zaman bazı görme engelli okullarında yeterli öğrenci yok deyip kapatmaya falan da kalktılar oluyor. Yani o yüzden Tabii okulların da olması da oralarda böyle önemli. bir, çünkü bu kaynaştırılmış eğitim nedeniyle oralarda da şu Azaldı. anda bir kuruma var yani. Aynı normal akan derenin suyunun kuruması gibi. Maalesef şimdi bazı şeyler hayata getirilirken, bazı şeyleri kolaylaştıralım derken aslında çok tecrübeli, çok da liyakatli olan bir takım kurumlar vasıflarını yitirebiliyorlar bu Evet. anlamda. Evet yani. Yani bunu birçok hayatın başka alanlarında da görebiliyoruz. Yani onun için diyorum hani bu yani kurumlarımızı ve liyakatli kişileri kaybetmememiz lazım. Şimdi kaybettikten sonra okulları bir daha yeniden oluşturmak çok zor. Tabii Yani bu ki. sağlıkta da oluyor, eğitimde de oluyor, başka alanda da oluyor. Hani bu alanlar hakikaten uzmanlık alanları. Yani uzmanlıkla ilgili yönetilen yerler yok olabilir. Peki şeyi sormak istiyorum bir de kaynaştırılmalı eğitimde. Şimdi öğretmenlerimiz tabii bir takım hizmet içi eğitimler alıyor vesaire. Engelli öğrencilerine yönelik öğretmenlerimizin donanımı nedir? Yani onların pedagojik formasyonlarında bu tip bir Şimdi eğitim mevcut mudur? Ya da işte bir sınıf öğretmeni mezun oluyor, işte sınıf öğretmeni olarak atanıyor. yok. Bulunduğu Normal bölgede mezun olan sınıf öğretmeni engelli sınıfın, yani engelli çocuklara yeterince yardımcı olamaz, eğitim yani veremez. şimdi mesela kaynaştırmalı bir eğitimde diyelim ki öğretmenimize böyle bir çocuk düştü. Mesela hiçbir öğretmen şey yapmak arzulamıyor yani sınıfında böyle bir çocuk olmasını. Neden? Yani yetemem diye yani kötü niyetlilikten değil de Anladım. ona bir şey veremezsem diye ya da diğer arkadaşların yanında ben o çocuğa karşı tutumum nasıl olacak? Yani birazcık öğretmenlerimizde donanımlı Tedirginlik var olmayabilir, diyorsunuz. tedirginlik olabilir. O Evet. yüzden diyorum. Şimdi o konuda Çünkü şöyle mesela bırakın bazen de çok cahil velilerimiz de oluyor. O kişi bizim sınıfımızda olmasın diyebiliyorlar mesela. evet. Bu kadar da hani acımasız ve cahilce yaklaşımlar da olabiliyor. Tabii yani o ayrımcılık olur. O yani negatif ayrımcılık olur. O Tabii suç yani. mesela ben bir şey duymuştum böyle. Neden diyor öğretmen? Benim çocuğumun psikolojisi bozuyor. Yani böyle bir saçma abuk bir şey de olamaz yani değil mi? Mazeret de Şimdi olamaz. o zaman beni yani ona bakarsanız ben sokakta yürürken beni görenin bir başka birinin de morali bozulabilir yani. Evet. Ya da ne bileyim sizi görür, sizin Tabii. saç renginizi beğenmeyebilir ya da ne bileyim işte bir tanesi üzerinde çok böyle cırtlak bir pardösü vardır ya da bir ceket vardır. Travma Ondan gıcık kapar, morali bozulur. Yani bunun gibidir bu iş. tabii Öyle bir olay yok evet ki. yani cahil insanlar üzerinden tabii ki genel değerlendirme yapmak doğru değil ama böyle bir şey geldiğinde de bir öğretmenimize gerekli cevabı vermelidir diye Şimdi düşünüyorum sınıf o kişilere. öğretmenleri özel eğitim yani özel eğitim
bölümünden mezun olan öğretmenler olması gerekiyor. Genelde engellilerin ders aldıkları ya da kaynaştırılmış sınıfların öğretmenleri özel eğitim dersi almış öğretmenlerden olması gerekiyor. Bu konuda ülkemizde yeterli öğretmen yok. Yavaş yavaş artık sayı artırılmaya devam ediyor. Ama diyelim ki engelli özel eğitim bölümü mezunu değil. Engelli öğrenciye de sahip öğretmen ama sıkıntıları var. Ben bunlara nasıl yardımcı olabilirim? Acaba ne yapabilirim diye düşündüğü. O zaman rehberlik araştırma biriminden ve özel eğitim müdürlüğünden, milli eğitimden ilişki kuracak, buradan yardım alacak. Yani materyal anlamında olsun, diğer danışmanlık anlamında olsun ve okulun rehberlik hizmetlerini sunan öğretmeniyle işbirliği yapacak. O şekilde mümkün olduğu kadar sorunları çözmeye çalışacak. Tabii ki bizler de öğretmenlerin bu tip sıkıntıları olursa biz sorduklarında bizler de onlara elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Alet edevat konusunda olsun, çocuklarla diyalog konusunda olsun, işte çocukların bazı malzemelere ihtiyacı olduğu halde bunları nereden temin edebileceklerine dair danışmanlık anlamında olsun. Biz de elimizden geldiği kadar her anlamda yardımcı olmaya çalışırız. Ama öğretmenler öncelikle rehberlik araştırma birimi, özel eğitim hizmetleri birimi, yani bu birimlerle irtibat halinde olacaklar. Bir de kendi okullarındaki rehber öğretmenlerle beraber çalışırlarsa daha verimli olurlar. Çocukları daha çok güzel eğitirler. Onlar da daha iyi verilen eğitimi almış olurlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii engelli çocuklarımızın önündeki zorluklar normal bir çocuktan kat be kat fazla. Tabii ki. Ama hiçbir şey onların hayallerinin önüne geçmemeli değil mi? Onların isteklerine geçmemeli. Şimdi bugün engelli olup çok başarılı insanlar var ki. Şimdi düşünün fizik noktasında dünya medeniyetine çok önemli bir eserler bırakmış bir kişi Hawking'i düşünecek olursak bunun sadece bir beyni var yani baktığımızda. Evet. Yani vücudun hiçbir tarafı tutmuyor. Evet. Hani şimdi öyle Hawking gibi bir adam herhalde bizim ülkemizde olsaydı yok olur giderdi hani. Yani belki ne dehalar var. Hani belki bedensel engeli var, belki görme engeli var ama onun ardında zihin potansiyel olarak dehalar da olabilir. Akademik beceri anlamında da tabii bir özel eğitim öğretmenimiz çok iyi bir özel eğitim öğretmeni olabilir ama diyelim ki bu öğrencimize fizik, kimya, matematik bir takım fen bilimleri kazandırma noktasında bir başka akademik anlamda yardımcı olabilecek bir öğretmenimiz de olabilir. Hayır yani o öğretmen çok donanımı iyi olabilir. Fakat diyelim ki matematik dersini verecek. Matematikte 2 artı 2'nin yani 2'yi hangisinin nasıl görme engelli bir öğrenci 2'yi neyle tarif edecek, nasıl tarif edecek? Artı işaretini nasıl gösterecek? Evet. Ya da ne bileyim işte kimyasal bazı şeyleri nasıl yapacak? Yani bu alet edevat elinde olması gerekir. Veya tabii. Kesirler var. İşte bölü, efendim çarpma, çarpı, eksi, artı, ne bileyim eşittir. Genellikle parantez o yüzden içi, parantez hep sosyal dışı. Bilimler alanına yöneliyorlar. Efendim? Sosyal bilimler alanına yöneliyorlar genellikle yani o yüzden öyle bir olay yok. Bizim... Hayır yani öyle bir olay yok. Dünyanın başka yerlerinde fizik, kimya, matematik bütün bilimlerde aynı diğer öğrenciler gibi gayet başarılı eğitim alan insanlar var yani. Şu anda fiziktir, kimyadır, buralarda engelliler okuyamazlar veya bunu anlayamazlar veya bu konuda onlara anlattıklarımızı anlamaları için yeterli alet, edevat yok şekli bitti artık yani. Şu anda 3 boyutlu yazı şeylerle... Yazıcılar var. Evet yani bunlarla her şey yapabiliyorlar. İnsanın vücudundaki parçaları yapabiliyorlar. Üretmedikleri malzeme yok. Yani en evet. Küçük şekil... Kolonlama şeyleri gibi. Yani artık o öyle bir olay yok yani. Tamamen bilgisayar dünyası, teknoloji çok hızlandı yani. O yüzden engellinin kullanabileceği ya da yapabileceği mutlaka bir şey var ama hocanın elinde bu kendi bildiklerini ona aktarabileceği alet edevat yoksa yapacak bir şey yok o zaman. Örneğin bunu şöyle düşünün. Bahçenizde balkonda bir çeşme var. Çiçekler susuzluktan ölüyor. Efendim su da var, akıyor su ama hortum yok orada ya da yani hortum da orada olsa onu takıp bahçeyi sulayacaksın işte. Hoca da aynı şekilde orada bilgi var hocada. Bunu aktarması gerekiyor.
Ama nasıl aktaracak bana? Evet. Sadece anlatmakla olmuyor. Yani bir de onun kafasında canlanabilmesi için şekil olarak onu bizzat dokunması ve onun anlayabileceği hale gelmesi lazım onun. Tabii. Yani o yüzden işte bu sinema filmlerindeki sessiz sahnelerin konuşularak anlatılması, betimleme olayı gibi orada bir alet edevat lazım. O yüzden hocaların ne kadar donanımlı olurlarsa olsunlar altyapı olarak desteklenmemesi o öğrenciye hocanın yeterli bilgiyi verememesi demektir. Tabii. Hepsi birlikte olması gerekiyor. Ki yani mesela sizin dediğiniz gibi bu ihtisaslaşmış hani engelli okullarımızda hoca da tecrübeli var. Oluyor. Evet. Materyal de zaten onların buna göre olmuş oluyor. Zemin hazır. Her zemin şey hazır. Hazır. O yüzden ilkokul, ortaokulu yani 4 artı 4'ü çocukların engelli okullarında okumaları onların menfaatine diyorum. Evet. Şimdi bir aramız daha var Sayın Aslan. İsterseniz reklamların sonrasında yine sohbetimize devam edelim izleyicilerimize. Evet. Değerli izleyicilerimiz, küçük bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz.